Değerli izleyenler, siz iki hafta arayla belki seyredeceksiniz ama biz Enfot ile sevgili Aslan Başpınar, heykeltıraş Aslan Başpınar'ın da katılımıyla Kızılcagün TV'de aynı günde iki müze birden geziyoruz. Çünkü 12 haftalık Ankara atölyeleri projelerimize fotoğraflar çekiyoruz. Sizlerle onun sergisini de paylaşacağız. Hem de kalenin iki önemli müzesini aynı anda bir programa sıkıştırmaya çalışıyoruz. Birden fazla kuş vurmaya çalışıyoruz yani. Yanımda Erimtan Sanat ve Arkeoloji Müzesi'nin çok değerli müdürü Nazan Hanım var. Ben şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Şu anda bir sergi açıldı. Bir haftadır o sergiyle uğraşıyordu. Bel ağrısından da yatıyordu. Evde tutamadık. Geldi. Bizimle bu programa katıldı. Sizlerin önünde kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum ve geçmiş olsun diyorum ve mikrofonu ona uzatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sizi böyle beklettiğimiz için de çok özür dilerim ama tabii ki her zaman zevk sizleri burada ağırlamak. Geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Şimdi müzenin sizin bir öne çıkanlarınız var, broşür. O broşür duruyor mu? Duruyor. O zaman ben izninizle gelenlere o broşürü ellerine alıp mutlaka onunla müzeyi gezmelerini, büyük ihtimalle çok şey kaçıracaklar ama en azından az şey kaçırsınlar diye o broşürle gezmelerini istiyorum. O broşürü ellerine aldıklarında zaten görecekler, merdivenlerden karşılarına çıkan panoyu da görecekler ama bu pano orijinalinden bile hareketli bir pano. Neden böyle diyorum? Tam evet. Açıklayabilir misiniz? Şunun için diyorsunuz. Bu Pompei'den bir duvar freski ve İtalyan Büyükelçiliği'nin yardımlarıyla işte telifi ödenerek birebir kopya olarak getirilip bu duvara basılmış bir İtalya'dan, resim. Pompei'den. İtalya'dan Pompei'den, evet. Şimdi normalde misafirlerimiz gezerken ne güzelmiş bir işte duvar freski deyip önünden geçiyorlar ama işte o öne çıkanlar ellerindeyse eğer, o zaman fark ediyorlar ki bu duvardaki resimde 3 bölüm çıkartılmış. Evet. O bölümler çıkartılmış ve yerine dijital ekranlar konmuş. Neden yapılmış? Dijital ekran konunca ne oluyor? İşte oradaki fotoğraftaki objeler, insanların hareketleri ama esas öncelikli objeler bizim müzedeki eserlere dönüşüyor. Yani var, evet burada. Mi? Yani bakın şu anda orijinal fotoğraf varken, bilmiyorum kamera ne kadar çekebiliyor onu ama ayrıca çekecek. Onu zaten çekeceksiniz. Orijinal fotoğraf bir anda dönüşmeye başlıyor, hareket ediyor çünkü. İşte o bardaklar bizim koleksiyondaki bardaklara dönüşüyor. Bunlar orijinal zaten. Tabii ki hepsi orijinal ama Pompei'den değil bunlar. Hepsi Anadolu'dan çıkan eserler. Ama burada o şeye döndüğünde, bizim koleksiyona dönüştüğünde içine şarap doluyor, üzüm doluyor, zeytin doluyor. İşte yukarıdaki kadın adamın omzuna dokunduğunda başında bir diyadem oluşuyor. O diyadem nerede? Fayyum portrelerinin orada. Oraya geçeceğiz. Oraya da geçeceğiz. Böyle bir hareketlilik. Yani aslında müzelerde, tabii özellikle arkeoloji müzelerinde çok fazla teknoloji kullanımını benim çok sevdiğim bir şey değil ve çok da tercih edilen bir şey de olmamalı. Ama günümüzde. Tabii günümüzde zaten teknoloji kullanılıyor. Bunun da çok dozunda. Yani ne için kullanılmalı? İşte bilginin aktarımının biraz daha kolaylaştırmak, insanlara daha cazip hale getirmek cazip gibi hale bir şey. Cazip hale getirmek, evet, keyifli evet. Hale aynen. Getirmek için ama işte değerli. O ellerinde eğer o şey olmazsa hakikaten buradan geçiveriyorlar böyle görmeden. Sonra ona baktıklarında deyip geçip burada görüyorlar. Bu alan da aynı şekilde. Buraya biz triclinium alanı diyoruz. Neden? Pompei'de villalarda, işte villa bahçelerinde üçlü, altılı, dokuzlu, yani triclinium üçün katları gibi düşünürsek, banklarda insanlar bir araya geliyorlar, işte misafirler ağırlanıyor, sohbetler oluyor, yeniliyor, içiliyor, günlerce süren şölen sofraları kuruluyor. Bu alanda Amerika'daki Getty Museum'un yaptığı bir oturum alanı, triclinium alanı. Biz onun da telifi ödenerekten işte burada birebir kopyası yapılmış vaziyette. Tabii sergi alanında dokunup oturabileceğiniz, yatıp fotoğraf çektirebileceğiniz bir alan. Hani vardır ya basında, siz daha iyi bilirsiniz, Photo Opportunity Corner. İşte burası bizim Photo Opportunity Corner'ımız. Burada oturup resim de çekilebiliyor. Hem de o şeydeki Pompei'deki o festival değil, ne denir, ziyafet sofrasının keyfini yaşayabiliyor gelen ziyaretçilerimiz. O zaman hem Enfot'la birlikte olduğumuz için hem de müzelere giden insanların yapılan istatistiklerde fotoğraf çekmeye de meraklı oldukları tabii ki çıkıyor. Evet. Dolayısıyla ziyaretçileriniz için de
ilk tüyoyu da verdiniz. Aynen, fotoğraf evet, fırsat evet, köşesi diye. Aynen öyle. Eğer yalnızlarsa bile selfie'yi bile burada çekiyorlar ki biz buradan geçerken biz alalım çekelim yardımcı sizin resminizi olalım diye. Hemen resim çektiğimiz ve de çok sevdiğimiz dostlar edindiğimiz bu vesileyle insanlar da olabiliyor. Şöyle de olabilir. Ben programı seyrettim, bana fotoğrafta yardımcı olmanızı istiyorum derlerse. Hemen yardımcı sonra oluruz. Çok çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, şimdi müzenin bir başka köşesinden daha yine Nazan Hanım'la bilgiler aktarıp ondan sonra veda edeceğiz. Ben her zaman bizim müzelerimizin kolay kolay bitirilemeyeceğini savunurum. Şimdi onun da bir sonucu olarak mı diyelim, bir örneği olarak sadece ikinci bölüme geldik. Diğerlerini izleyenlere, ziyaretçilere bırakıyoruz, keşfetsinler. Çünkü bunlar benim seçtiklerim olsun. Hocam, onlar eğitimde de böyle değil midir? Değil mi? Her bilgiyi aynı anda veremezsiniz. Kısıtlı bilgi vereceksiniz. Alan daha fazlasını kendi gelip olacak kendi imkanlarıyla. Gelecek ve evet, bulacak. Müzeler peki, zaten gezilmesi gereken yerler. Yani öyle internetten, televizyondan ya da kitaptan okunarak değil de gelip dokunacaksınız. Bu programı izledim, yeterli falan. Yok değil. Evet, ben gördüm oraya. Gitmeme gerek yok, deneyecek bir şey yok. O yüzden de dijital müzeleri çok sevmiyorum. Çünkü insanları tembelliğe sevk ediyor. Ama müzeler hakikaten gelinip o ruhun yaşanması gereken yerler, siz çok daha iyi biliyorsunuz. Onun için böyle küçük küçük tiyolarla belki daha cazip hale getiririz müzemizi de. Evet, şimdi bir küçük tiyo daha veriyoruz. Fayyum portreleri. Ben bu müzede öğrendim Fayyum portreleri konusunu. Dünyanın ilk portreleri, evet, sanat tarihinde ilk portrenin görüldüğü eserlerin önündeyiz. Belki dünyanın çeşitli müzelerinde de Fayyum portreleri köşesi mutlaka vardır. Çünkü bildiğim kadarıyla 2000 kadarı günümüze gelmiş, keşfedilmiş durumda. Bizim Türkiye'deki müzeler içinde en zengin Fayyum köşesi burası. Ve bir de belki de hiçbir yerde olmayan bir özelliğiyle, pek seviyorum yani, ses şemsiyesiyle. İzleyenler onun altına gelirlerse bir şey mi olacak? Ne demek evet, ses ve şemsiye? Ama buradan değil, tam şemsiyenin altına geldiklerinde önünde durdukları Fayyum portresinin üzerindeki mektubu okuyacak o ses onlara. Annesine saygıda kusur edildiğini duyan bir kızın erkek kardeşlerine verdiği bir öğüt. Aman onları, annemizi üzmeyin, o çok kıymetli diye. İlk önce Türkçe, sonra İngilizce olarak onu duyuyorsunuz. Burada Fayyum portreleri bizim 2, 4, 6, 8 tane Fayyum portremiz var. 4 ve 3'ü buraya bakıyor ama bir tanesi öbür
tarafa bakıyor. İşte onu okumak isterseniz oraya geçtiğinizde bir anda yukarıdan size bir ses geliyor. İsterseniz zaten onu da çekeriz şimdi. İzleyicilerimiz de görürler onu da. Fayum portreleri Kahire'nin Fayum bölgesinde ilk yapılan portreler. Bu portrelerin yapılma amacı mumyalanan ölülerin işte mumyalandıklarında mumyanın yüzüne konan resimler. Yani o ölüye ait olan portre. Bu da neden? İşte ruh bedenden ayrılıp gittiğinde reenkarnasyona inandıkları için. Bir yanlışlık için, olmasın. Gelirken bir yanlışlık olmasın, yanlış bedene girmeyelim diye o resmi görüp gelsin diye. Ruhu bir şekilde yönlendirmek herhalde. Gene Getty Museum'un yaptığı bir film var, bir video var. Bu fayum şeyin, bu portrelerin nasıl yapıldığını değil ama mumyalamanın nasıl yapılıp o portrenin nasıl yerleştirdiğini gösteren tam arkamızdaki şeyde izlenebiliyor. Böyle izleyiciler bunu da görebiliyor. Filmimiz de var. Evet. Yani birkaç tane de evet, film var evet. Böyle. Camın nasıl yapıldığını anlatan bir kalıba üfleme yöntemiyle cam eserlerle ilgili bir film var. Dediğim gibi burada bu ellenmesi gerekmeyen bir film olduğu için tabii ki bu pandemi süresince gösterebiliyoruz. Ama diğer teknoloji, biraz önce teknolojiden bahsederken işte yüzük taşlarının ne kadar detaylı olduklarını o görebileceğimiz ekranlarımız ya da sikkelerin detaylarını gösteren ekranlar. Onlar maalesef pandemide çalışmıyor. Çünkü o sizin interaktif olarak, dokunmatik olarak iletişim kurduğumuz bir teknoloji. Mikrop olmasın diye işte pandemi yüzünden şu anda çalışmıyor ama tekrar açılacak tabii ki inşallah. Büyük olasılıkla umuyoruz kısa bir süre maskeler sonra. Maskeler çıktığına göre onlar da açılacaktır herhalde. Açılacak. Dolayısıyla gerek fotoğraf sanatçılarına gerekse sadece ziyarette bulunup fotoğraf çekmek isteyenlere tavsiyemiz vardı. Bir evet. Fırsat, fotoğraf evet. Fırsat aynen. Köşesi vardı. Fotoğraf fırsat köşesi bu taraf. Fayyum portrelerini tavsiye ediyoruz. Onu belki da belki hani fotoğrafa değil ama dinlerken kendilerine ana olarak saklayabilecekleri ya da kaydedebilecekleri bir ses kayıt bölgesi diyebiliriz buraya da tabii ki. Diğerlerini gelmelerine ve keşfetmelerine mi bırakalım? Öyle bırakalım. Peki son cümleyi sizden alalım, siz kapatın programı. Dediğim gibi müzeler aslında ister pandemi olsun, ister yaz olsun, ister kış olsun en güvenli gezilebilecek yerler. İnsanların kendilerini hakikaten iyileştirdikleri yerler bence. Hem sanatla, hem tarihle, hem kültürel mirasla bir arada oldukları yerler. Zaten sizin de başta dediğiniz gibi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi. Alt katta da sanat sergilerimizin olduğunu hatırlatalım ziyaretçilerimize. Haftaya yayınlanacağı için sizin serginiz ne zamana kadar onu da duyuralım. Tabii ki 11 Mart'tan 17 Temmuz'a kadar açık kalacak Temmuz'a olan kadar, evet tamam. İcra ve Zarafet isimli bir çağdaş sanat sergimiz var. Küratör Derya Yücel'in organizasyonuyla yapılmış bir sergi. 20 sanatçının eserleri var. Mutlaka tavsiye ederim. Gerçekten Ankara'da bugüne kadar yapılmış en önemli çağdaş sanat sergilerinden biri diyebilirim. Çok gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim konuklarımıza. Ve siz böyle aslında sergilere hep ev sahipliği yapıyorsunuz evet. Değil mi? Mesela şimdi bu bitse ardından yine var. Başka bir sergi gelecek tabii ki. Bu programı bir sene sonra seyreden de acaba ne var diyecekler. Ama, tabii evet. Ki mutlaka bir sergi olacak orada. Tabii ki evet yılda 2 ya da 3 kez süreli sergiler yapıyoruz. Bunları da 4-5 ay süreyle sergiliyoruz. Çok nadirdir aralarda boşluklar. Yani bir sergiden bir sergiye geçişteki hazırlıklar olabilir. O yüzden onu da zaten duyuruyoruz şu anda sergimiz yok diye. Ki bunu da ziyaretçilerimize. İnternet sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan erimtanmuseum.org internet sitemiz ve Twitter'da ve Facebook'ta ve de Instagram'da da Erimtan Museum ismiyle ziyaretçilerimiz bizi takip ederlerse müzede olan her şeyden haberdar olurlar. Sadece sergilerden değil, konserlerden, konferanslardan ve sergilerle ilgili etkinliklerden, atölye çalışmalarından haberleri olur. O zaman kapatamıyorum herhalde ben programı. Buyurun lütfen. Çünkü bir üyemiz, Enfot'ta üye bir öğretmen arkadaşımız tam bu sırada bizi aramıştı ve siz ona okullar için projelerinizden, engelli okullar ya da öğrenciler için projelerinizden bahsetmiştiniz. Bu da çok değerli. Ankara içi ve dışı buraya okullar müracaat edebilirler. Tabii ki. Hızlıca söyleyeyim çok lütfen. Uzatmadan. Milli Eğitim Bakanlığı... internetten
telefonunuzdan tabii ki hepsine ulaşabilirler. Ben bir hızlıca verelim. Bilgi vereyim. Tüm okullar buraya telefon ederek randevu usulü, biz normalde 25 çocuk alıyorduk ama şimdi pandemiden dolayı 20'ye yakın çocukla önce geliyorlar, randevu alıyorlar. Sadece müzeyi geziyorlar. Müze gezisi değil, hayır, altını hayır. Çiziyorum. Tabii ki müze, evet. Bizim 15'e yakın atölye çalışmamız var. Bunun içinde sikke var, tabletler var, taçlar var, kemerler var. Her bu müzede çocukların gezdikleri, gördükleri şeyleri aşağıdaki atölyemizde, çocuk eğitim atölyemizde, müze eğitim atölyemizde kaç yapma şansları var. 4-14 yaş arasında 4-14 çocuklar geliyor. 4-14 yaş arası. Evet. Evet. Bir de askıda müze eğitimi projemiz var ki işte gönüllerimizin bize yok hayır değil o aslında o da çocuklar için. Bize bağışta bulunan ziyaretçilerimiz, takipçilerimizden biriktirdiğimiz bir fon var ve de hediyelik eşya dükkanımızda da sattığımız bazı ürünlerin ve de yaptığımız konserlerin bir kısmını biz bu fona ayırıyoruz. Ve hiçbir şekilde müzeye gelme imkanları olmayan Ankara'nın köylerinden ya da işte dezavantajlı bölgelerindeki okullarından aradıklarında bizi onları ücretsiz olarak buraya getirip o fondan gene müzeyi gezdirip gene onlara etkinlik yaptırıp bu sayede gelen çocuklar bizim için özellikle çok heyecan verici. Çünkü hayatlarında ilk defa müzeye geliyorlar. İlk defa bir müze gezip sonrasında da bir etkinliğe katılıp etkinlikte de yaptıkları şeyleri yanlarında götürebiliyorlar. Onlar için çok değerli bir anı ve kültürel miras ve müzelerle ilgili çok önemli katkılar veriliyor çocuklara. Yani 10 çocuktan ikisi, üçü bile bunun bilincine varabilse bir çocuk bile çok kıymetli. Aynı şey dediğiniz gibi engelli çocuklarla da yapıyoruz. Bize arabaları yeterli. Ne diyeyim, harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bu programları yapmak hakikaten böyle sonuçlara da ulaşınca ve öğrenince ayrıca keyif veriyor. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki varsınız diyorum. Bizler de öyle, çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.